Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle diyor: Peygamber Efendimizin nafile ibadetlerini öğrenmek üzere sahabeden 3 kişilik bir grup peygamber hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine Efendimizin ibadetleri bildirilince onlar bunu azımsadılar ve Allah'ın Resulü nerede, biz neredeyiz? Onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır dediler. İçlerinden biri, ben ömrümün sonuna kadar bütün gece uyumaksızın namaz kılacağım dedi. Bir diğeri, ben de hayatım boyunca gündüzleri oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi. Üçüncü sahabi de, ben de sağ olduğum sürece kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim diye söz verdi. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi: Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Sizi uyarıyorum. Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve ibadetlerde ölçülü davranmak gerekir. 2. Sahabe daima faziletli ameller peşinde koşmuştur. Her Müslüman haddi aşmaksızın daha faziletli ameller peşinde koşup dinde kemal mertebesine ulaşmaya gayret etmelidir. 3. Dinimiz evlenmeyi teşvik eder. 4. Sürekli oruçlu olmayı dinimiz doğru bulmamıştır. Aynı şekilde ibadet maksadıyla bütün geceyi uykusuz geçirmek de hoş karşılanmamıştır. Bu davranışlar takvadan sayılmaz. 5. Allah'a yakın olmak isteyenler orta yolu tutmalı, ölçülü davranmalı ve Hazreti Peygamber'i kendilerine örnek almalıdırlar. 6. Takvada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yarışmak söz konusu olamaz. 7. Peygamberin sünnetinden yüz çeviren bid'ata ve sapıklığa düşer. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifi anlayıp hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin.